I got this picture in my closet. It's gathering dust right now. And the edges. Herkese merhabalar. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Ben Şevval Gezegen'im. Hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Flormer ürünlerini kullanarak bu makyaj ortaya çıkardık. Aynı zamanda ürünlerle ilgili fikirlerimi falan da anlattığım bir video oldu. O yüzden hazır ben bu videoyu çekerken indirim varken, belki yararlı olur dedim. Onun dışında sizin Flormer'de sevdiğiniz ürünler neler? Onları da aşağı yorum olarak yazarsanız veya bana Snapchat'tan falan yollarsanız çok hoşuma gider. Onları da deneme fırsatım olmuş olur. O zaman keyifli seyirler. Havanın şu an ne kadar sıcak olduğunu size anlatamam. Hem şu kulakları bir an önce takmak istedim. Hem de bu videoyu bir an önce çekmek istedim. Çünkü Flormer'in en büyük sıkıntısı bildiğiniz gibi aslında sıkıntı da değil. Baktığınız zaman iyi bir özellik. Ama benim için kötü bir özellik oldu. Maskara gelince anlatacağım. Neyse bir yandan da makyaja başlayalım. Bu arada bugün kullanacağım ürünlerin hepsinin şu an internette satışta olup olmadığını kontrol ettim. Arada bir iki tanesi falan yok yani sadece. Ama dediğim gibi çok hızlı ürün değiştiriyorlar. Hem iyi hem kötü bir şey bu yani tamamen. İyi yanı da var, kötü yanı da var. Pore Minimizing Makeup Primer'ı kullanacağım ilk önce. Ben bunun bir gözenek küçültme etkisi olduğunu çok düşünmüyorum. Yani birkaç farklı şekilde de denedim. Böyle pıt pıt parmağımla da uyguluyorum. Yok benim gözeneklerim küçültmüyor ve bilmiyorum benim gözeneklerim çok büyük değildir aslında. Makyajı sabitliyor mu? Evet. Süresini uzattığı kesin ve bir de yağlanmayı bence birazcık geciktiriyor olabilir. Bazımı sürdüm. İki fondöteni birden size göstermek istediğim için şöyle bir şey yapacağım. İlk önce fondöteni bulmam lazım. Bu zaten koyu renkli olduğu için birazcık yüzü boyutlandırmak için kullanıyor gibi olacağız yani. Bu anti-blemiş fondöteni ben gerçekten çok seviyorum. Yani cildim kafayı yemeye başladığı zaman anında bunu kullanmaya geçiyorum diyebilirim. Cildinizin hava almaya ihtiyacı olan zamanlar vardır ama makyaj yapmanız gerekiyordur işte. İşe gidiyorsunuzdur, okula gidiyorsunuzdur falan. Bence öyle dönemlerde bu fondöteni tercih edebilirsiniz. Flormer'dan kapatıcım benim yokmuş. O yüzden fondöteni birazcık yukarıya taşıyorum. Çok dediği için fondöteni çok yukarıya taşımak değilmiş. Gerçekten güzel kapatıyorum. Hani bakar mısınız? Güzel kapatıyor yani. Hem kapatıcılığı başarılı bir fondöten bu. Benim kullandığım fondötenler arasında en yüksek kapatıcılığa sahip olanlardan bir tanesi diyebilirim. Numarası da Soft 5. Ama şöyle baktığınız zaman ten rengindeki ton dengesizliğine bakar mısınız? İşte bu yüzden fondöten kullanmayı seviyorum. Biraz kalın bir fondöten diyebiliriz. Yani anti-blemiş özelliği olan bir fondöten arıyorsanız ve daha ince durmasını istiyorsanız kesinlikle süngerle kullanmanız gerekiyor. Bu arada pervaneyi kapatabildim ama pencereyi kapatamadım. Makyajın tamamen erimemesi açısından bir kere. Ve inanılmaz çok motor geçiyor. Gerçekten bizim buralarda bu kadar motor olduğundan bir haberim yoktu yani. Şimdi de kontür kısmına bu bana koyu gelen fondöteni kullanacağım. Glowing BB kremi. Parlak bir BB krem. Ama bence BB kreme göre gerçekten yüksek kapatıcılığı olan bir ürün. Bence öyle. BB krem deyince benim aklıma daha su gibi ürünler geliyor çünkü. Bu kadar çok alt kullandım. Ve şöyle yukarı yukarı uyguluyorum. Gerçekten parlak bitişli bir BB krem. Fondötenliği. Çok minik, doğal bir boyut verdik. Şimdi geldim pudraya. Pudrayı ne kadar sevdiğimi, ambalajı ne kadar kirlettiğimden anlayabilirsiniz. Gerçekten bir ürünü ne kadar sevdiğim bununla doğru orantılı. Ama pudradan önce bir şey daha kullanacağız. Açıkçası bu aydınlatıcı ile ilgili bu kadar koyu bir aydınlatıcıyı nasıl kullanabilirim diye düşünüyordum. Daha sonra yaz gelince böyle bir müthişlik olamaz diye düşünmeye başladım. Parmağıma alıyorum. Şöyle iki pıt buraya, iki pıt buraya. Azıcık burnuma, birazcık da şu çenemin alt kısmına. Allık çizgisine kadar fırçamla pıtlıyorum. Ve aşırı sağlıklı, parlak bir sonuç veriyor. Bunu çok beğendim.
üzerinden pudra, şimdi normalde birazcık güneşe çıktığında harıl harıl parlayabiliyorsun, birazcık böyle sinir sinir parlayabiliyorsun. Ama onun taktiği de üzerinden pudra geçmek. Sonuç gerçekten çok güzel oluyor ve gören herkes bayılıyor yani. O yüzden bu pembe alt tonlu likit aydınlatıcı çok sevmeye başladım. Yeni başladım yani. Flormar'da asla vazgeçemeyeceğim ürün ne derseniz eğer, muhtemelen bu Eye Perfection Primer'ı derim ama ben bu göz bazını göz bazı olarak kullanıyorum. Dünyanın en güzel likit aydınlatıcılarından birisi olduğuna yemin edebilirim. Ama şimdi göz bazı olarak da kullanalım. Amacına da hizmet edelim yani. Şöyle minicik, normalde kapatıcı süngeri olacak bir süngerle patıp diyelim, parmağınızda da yayabilirsiniz yani. Bence kesinlikle likit aydınlatıcı olmak için yaratılacakmış. Ne kadar motor geçti ya. Yani ürünün o kadar çok likit aydınlatıcı olduğuna inanıyorum ki göz kapağıma likit aydınlatıcı sürmüşüm gibi falan hissediyorum ya, o derece. Şimdi pudraya geçebiliriz. Burayı da sadece göz altlarıma sabitledim şu kısımda. Ve daha sonra dedim ya hani o pembe aydınlatıcı uyguladığımız yere de geçiyorum. Ki o simleri öldürsün ama doğal alttan çıkan sağlıklı pembeliği bıraksın. Aydınlatıcının olduğu yere dokunmuyorum. Orasının buna ihtiyacı yok. Bu pudraya gelecek olursak bence ince yapılı bir pudra ve benim sevdiğim tarzda bir pudra. Rengini öyle löp diye bırakmıyor ki ben pudra donunu severim. Yani. Şu an tenimden çok mutluyum. Başka bir şey sürmeye bile ihtiyacım yok. Bu kadar renk vermesem keşke. Benim Flormer'de deneyip en sevdiğim seri muhtemelen bu Silk Matte'ler oldu diyeceğim ama her şey maskaraya gelene kadar devam ediyor ya. Maskaraya gelince her şey bitiyor. Far paletimi kullanalım acaba? Yoksa şu kontür... Ah bir şeyler düşürdüm. Şu kontür kitini de ben ağırlık olarak kullanmayı, far makyajını kullanmayı seviyorum, bunu kullanalım. Şunun içindeki renkleri çok beğenmedim. Şu göz altlarımı aşırı mor gösterdi. Bu renkte çok gri, yeşilim, trak bir alt tonu geldi. Bundansa sanırım bunu daha çok seviyorum. Bu aslında Face Sculpting Kit. Ve şu rengin güzelliğine bakar mısınız? Bu renk beni çok fena tavladı. Bu rengi alıyorum ve bayağı parmağımla göz bazını sabitliyorum. Kaşıma kadar geçiyorum. Sonra şu açık rengi. Yani aslında kontür rengi olan rengi. Kaplama bölgesine uyguluyorum. Birazcık şöyle dışarıya doğru da pişireceğim, çok az. Ya bir şey söyleyeceğim. Saçların sıcağa dayanma, benim saçlarımın sıcağa dayanma oranı %0. Sizin için düzleştirmiştim. Ben aynı rengi göz kapağımın tamamına da uyguluyorum. Ondan sonra şu ortadaki diş rengi. Renk gerçekten çok hoşuma giden bir renk yani. Bu arada 03 Bronz Parti. Ben her şeyin tek rengi olduğunu falan düşünüyorum herhalde. Söylemiyorum şöyle. Şimdi eyeliner sürüp sürmemekten çok emin değilim ama çoğu videoda kullandığımda bir gerçek yüzden bence kullanmalıyım. Sürmeliyim yani. Flormer'ın Bini... Flormer'ın... Flormer videosu çekiyorum. Ama Flormer'ın bu. Bilin yani, bilmiyorsanız. Flormer'ın vinil eyeliner'ı Parti serisindendi. Ama bu yok. Bence bu güzel bir eyeliner. Yani işini güzel yapan bir eyelinerdi. Yani biraz kolay sürülebilen bir eyelinerdi yani bence ama uzun süre kalıcılık bekliyorsanız biraz yanlış bir seçenek. Bu sadece yarıya kadar sürecek. Çünkü benim yuvarlak gözlerim var. Yarım sürünce birazcık daha badem duruyor. Kasemi doldurup geldim. Çok belli olmuyor olabilir. Ama yavaş yavaş alıştırıyorum kendime. Bu Flormer olmadığı için bunu size göstermedim. Şimdi de göz kalemi süreceğim. Flormer'in Smoky Eye göz kalemi. Ben bunu beğeniyorum. Gerçekten siyahlığı çok güzel.
Ayrıca yapısı da güzel geliyor. Sadece birazcık kalemtıraşla açmak zor. Çok çabuk kırılıyor. Onun dışında ben bunu beğeniyorum. Çok da akmıyor açıkçası. Ya hani gün boyu durduğu zaman akıyor evet ama öyle muhlanan bir göz kalemi diyemeyeceğim. Ama günlük kullanımda sevdiklerimden bir tanesi. Şimdi şunu yarım sürmüştük ya, şu iç kısmı biraz belirginleştiriyorum ki gözüm tamamlasın diye bu arada. Şimdi benim için üzücü olan bir şeye geldik. Bu Push Up Definition maskara. Ben bu maskarayı gerçekten çok sevdim ama internette de yok, mağazalarında da yok. Zaten seri olduğu için bir daha gelmeyecekmiş. Bu beni çok üzdü çünkü gerçekten çok beğeniyordum ben. Çok seviyordum. Hem gün boyu akmıyor, gün boyu çıkmıyor. Hem kirpikleri tek tek ayırıp uzatıyor. Hem de en son çıkarmak istediğim zaman makyaj temizleme mendiliyle güzel çıkıyor. Yani waterproof değil muhtemelen. Öyle bir şey de yazmıyor zaten ama etkisini gerçekten çok beğeniyordum ya. Ben bu maskarayı çok seviyorum. En sevdiğim maskaraların başını çekiyor diyebilirim. Tam burada aslında yani o bahsettiğim şey tam burada devreye giriyor. Çok fazla seri çıkarıyor Fleurmer. Bu çok güzel, yenilik açısından çok güzel. Ama bir yandan da eski seriyi bir daha getirmiyor muhtemelen. Yani en azından mağaza çalışanlarıyla sohbet ettiğim zaman bana öyle söylüyorlar. O eski seri de artık yok diyorlar. Ve bu biraz beni üzüyor. Yani bu gerçekten çok güzel bir maskara. Evet, ürün stoklamayı da seviyorum. Ama aynı maskaradan 10 tane alıp stoklamak istediğimden çok emin değilim. Gerçekten beğendim. Ama başka ürünler denerim o zaman. Hala stokta olan ürünler denerim. Başka markalardan veya başka şekilde. Hani Fleurmer'ın bu kendini geliştiren tavrında tek sevmediğim kısım muhtemelen bu. Çünkü bu maskaraya bakıp bunu hatırlayıp üzülüyorum. Silk Matte'in bu rengini gerçekten çok seviyorum. En çok kullandığım muhtemelen bu. Makyajıma da uyacak gibi görünüyor. O yüzden bunu sürerim. 05 Autumn Timber. Ve ben bunları kalemsiz sürmeyi de başardığıma inanıyorum. Önce ruju sürüp sonra havaya atmalıymışım sanırım. Ve bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğene basmayı, aşağıya yorum bırakmayı, beni diğer sosyal medya hesaplarından takip etmeyi ve gezegenime abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese merhabalar. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Ben Şevval. Gezegenime hoş geldin. Yalan mısın? Yepyeni bir videoda. Bu videoda sizlerle Fleurmer markasındaki bütün ürünleri. Bütün ürünleri ne demek ya? Bütün yüzümü Fleurmer ürünleriyle boyadım. Ne yaptın? I got this picture in my closet. It's gathering dust right now. And the edges have been folded once or twice.